Program neye denir? Program gerçekleştirilmesi gereken opsiyonları işlemciye bildiren bir dizi sıralı komutlar bütünüdür. Programlama dili nedir? Program işlemci tarafından anlaşılabilir bir dilde yazılmalıdır. Buna programlama dili diyoruz. Gerçekleştirilecek işleme uygun olarak birçok programlama dili olabilir. Aşağıdaki otomasyon sisteminde sağdaki bir takım kumanda elemanlarından PLC'ye girişler yapılmış ve çalışacak eğleyiciler PLC çıkışına bağlanmıştır. Peki buradaki hangi eleman giriş, hangi eleman çıkıştır? Baktığımızda sağdan veri aldığımız elemanlar, sağdan bize veri veren elemanlar giriştir. Mesela dolu anahtarı bize bilgi verir. Tankın dolu olup olmadığı bilgisi ya da boş anahtarı yine bilgi verir. Bu da bir inputtur. Yani kazanın tankın boş olup olmadığını. Peki başka? Bakıyorum input olarak başlatma butonum vardır. Sağdan bilgi verir. Başta sinyalini verir. Bunların dolu anahtarı, boş anahtarı ve boşaltma butonu benim sağdan bilgi aldığım inputlardır. Bunlar giriş elemanlarıdır. Peki, burada çıkış elemanları, output elemanları hangisi? Bakıyorum, sağda iş yapan eğleyicilerdir benim için output elemanları. Mesela, boşaltma valfi sağda iş yapan bir elemandır. Bu benim için bir çıkıştır, output'tur. Veya doldurma valfi yine sağda iş yapan bir elemandır. Bu da benim için bir output'tur. Ya da mikser, kazanı karıştıran mikser. Bu da benim için sağda iş yapan bir elemandır. Output'tur. Ve detaylarını daha sonra göreceğimiz burada basit bir PLC yazılım var. Ladder de yazılmış. Bunlar sağdaki elemanlar. Örneğin inputlar, başlatma butonu, dolu anahtarı, buna benzer boş anahtarı inputlar program içerisinde kontak olarak kullanılmış. Bunlar sağdan bilgi veren inputlar ve kontak olarak program içerisinde bunlar kullanılıyor. Peki sağda iş yapan elemanlar, mesela doldurma valfi, mikser ya da boşaltma valfi. Bunlar da benim çıkışlarım ve bunları bobin olarak göstermişiz programda. Bu PLC programının nasıl yapıldığını ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Her marka PLC'nin kendisine özel gösterilme olan komutları olsa da genelde programlama mantığı temelde aynıdır. Programlama öğrenirken yapılan en büyük hata problemin röleli kumanda çözümünü yapmak ve bunu PLC programına çevirmektir. Öğrenmenin ilk dönemlerinde belki bu yöntem kullanılabilir olsa da alışkanlık haline getirilmemelidir. Çünkü röleli kumandada kullanabileceğiniz elemanlar açık kapalı kontaklar, çekmede, bırakmada gecikmeli zaman röleleri ve basit sayıcılardır. Halbuki PLC komutları, karşılaştırma kontakları, çeşitli zaman röleleri ve özel bloklar gibi röleli kumandadan çok daha fazla eleman barındırmaktadır. Eğer röleli kumandaya bağlı problem çözme alışkanlık haline getirilecek olursa karışık sistemlerin programlamasında çok büyük sıkıntılar yaşarız. Bunu öğrencilerimde sık sık görüyorum. Bir verdiğimiz PLC problemini önce kontaktör ve rölelerle çözmeye çalışıyor. Evet, temel bazı örnekleri kontaktör ve rölelerle çözersiniz ama PLC içerisinde kullanabileceğiniz o kadar fazla komut var ki kumandaya bağlı kaldığınız sürece o komutları öğrenmekte ve PLC programını çok daha basit ve çok daha akıcı yapmakta zorluk çekersiniz. ISO 61131-3'e göre PLC programlama dilleri. Ladder programlama dili, LD. Grafiksel gösterimli bir programlama dilidir. Fonksiyon blok diyagramı, FBD. Bu da grafiksel gösterime sahip bir programlama dilidir. Structures Text, ST. Bu da metinsel olarak programlama yapabilen bir programlama dilidir. Instructions List, ile bu da yine metinsel olarak programlama yapabileceğimiz bir programlama dilidir. Sequential Function Chart, bu da SFC, grafiksel olarak gösterimle programlama yapabileceğimiz bir programlama dilidir. Ladder programlama dilinin özellikleri. Ladder editörü programı elektriksel bağlantı resmine çok yakın bir şekilde şematik olarak gösterir. Aslında Ladder'de yazılmış bir program, elektrik devre şemasının 90 derece döndürülmüş hali olarak düşünülebilir. Ladder programları tıpkı gerçek elektrik devrelerindeki gibi bir enerji kaynağından kontaklar vasıtasıyla akan enerjiyi sembolize etmek şeklinde kullanıcıya kolay gelebilecek gösterim mantığına sahip. Ladder programında sol tarafta gösterilen dikey çizgi enerji kaynağını sembolize eder. Kapanmış olan kontaklar enerji akışına izin verirken açılmış kontaklar
Bu sembolik akışı durdurur. Program, satır, network olarak tanımlanan parçalara bölünmüştür. Program akışı her satırda soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğrudur. Şekilde örnek bir ladder programı gösterilmektedir. Değişik komutlar grafik sembollerle gösterilmekte olup 3 ayrı grupta incelenebilir. Kontaklar, anahtar, buton, şalter veya dahili koşullar, hafıza alanları gibi lojik girişlere işaret eder. Bobinler, lamba, kontaktör veya dahili çıkış koşulları gibi lojik sonuçlara işaret eder. Kutular, zaman rölesi, sayıcı, matematik fonksiyonları gibi ek özelliklere işaret eder. Burada Avrupa normunda çizilmiş bir kumanda devresini 90 derece yatırdığımızda S0 butonu K0 çıkışına, S1 butonu ise K1 bobinine. Burada IEC normunda çizilmiş, yani Avrupa normunda çizilmiş bir kumanda devresini 90 derece yatırdık. S1 butonunun çıkışına K1 kontaktörü, S0 butonunun çıkışına K0 kontaktörü bağlanmış. Bunları ladder programlama dilinde satır satır gösteriyoruz. Yani yan yatırılmış satırlar şeklinde. Buradaki S1 butonu bir input'a işaret etmektedir. Buradaki K1 kontaktörü ise bir Q01 bobinine işaret etmektedir. Yine enerji akışı üst L fazımız ya da 24 volt olarak gösteriyoruz kumanda devresinde. En soldaki enerji hattından en solda, daha sonra işte anahtarları kontak şeklinde, kontaktörleri de bobin şeklinde gösteriyoruz. Bunların detaylarına biraz sonra geleceğiz. Fonksiyon blok diyagramı dilinin özellikleri. Program akışı ardı ardına dizilmiş fonksiyon blokları ile yapılır. Burada birçok fonksiyon blokları olabileceği gibi en temelde bizim dijital logic kapılar dediğimiz V kapısı, VA kapısı, OR kapısı, XOR kapısı gibi kapılarla aslında sembolize edilmiş ve ekstra bunlarla birlikte fonksiyon blokları eklenmiş şeklindeki bir programlama mantığıdır. Structured Text dilinin özellikleri Pascal programlama diline benzeyen bir programlama dilidir. Yani bir programlama dili kullanılır burada. Instruction List'te ise Assembler programlama dili benzeri düşük seviyeli bir PLC programlama dilidir. Sequential Function Chart'ta programlama dilinin özellikleri ise tekrarlı olarak sıralı işlemleri yapan makineler için kullanılan bir programlama tipidir. Sıralı işlem yapan makinelerde başlatma start şartı ile işlem başlar. Bu işlemden bir sonrakine geçiş önceki işlemin bitiş şartına bağlıdır. Sınır anahtarları, zamanlayıcılar ve sayıcılar gibi değişkenler ile adımlar arasında geçişler sağlanır. Bu da programlamalardaki akış diyagramlarına benzeyen bir programlama dilidir. Bu daha çok adım adım ilerleyen ve makine bazlı programlamalarda grafiksel olarak bir bütünü size göstererek programlama yapmanızı sağlar.